Evet, üçüncü denememizde devam ediyoruz arkadaşlar. 35. soruyla başlayalım. Yukarıdaki izohips haritası verilen bölge ile ilgili hangisi söylenemez diyor. Şimdi A şıkkında akarsuların hidroelektrik potansiyeli yüksektir. Şimdi arkadaşlar bir akarsuyun hidroelektrik enerji potansiyelinin yüksek olabilmesi için biliyorsunuz akarsuyumuzun eğimli yüzeyden akması lazım. Yani yükseltinin fazla olması gerekiyor. Şimdi izohips haritasında dikkat ederseniz İki akarsuyumuzun aktığı yerde de eğriler arkadaşlar birbirinden çok seyrek geçmiş. Yani sık değil arkadaşlar. Biliyorsunuz izohips haritalarında eğrilerimiz sıksa eğim fazla. Eğriler seyrekse burada şekilde gördüğünüz üzere eğimin az olduğunu ifade eder. Şimdi bu iki akarsuyu için kesinlikle biz hidroelektrik enerji potansiyeli yüksektir diyemeyiz arkadaşlar. Alçaktır. Onun için burada direkt doğru cevabımız A şıkkı olacak idi. Altıncı sorumuza devam edelim. Aşağıda iki farklı ülke hakkında bilgiler şöyledir. K ülkesinde kişi başına düşen gelir yüksektir. Şimdi arkadaşlar K ülkesinde eğer kişi başına gelir yüksekse bu ülke için biz kesinlikle ne söyleyebiliriz? Gelişmiş bir ülke. O zaman K ülkemiz gelişmiş. Hemen yanına not alalım. L ülkesinde diyor ihracatın çoğunluğunu ham madde ürünleri oluşturur. Şimdi arkadaşlar gelişmemiş ülkeler sanayileri çok fazla iyi olmadığından dolayı mevcut olan ellerindeki ham maddeyi işlemek yerine daha çok satmakla arkadaşlar uğraşırlar. Onun için L ülkesi için hemen yanına belirtelim. İkinci ülkemiz gelişmemiş ülke. Şimdi gelelim sorumuza. Bu bilgilere göre iki ülkenin ekonomik durumları ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur diyor. Öncülümüze dikkat edin. Şimdi L ülkesi K ülkesinden daha gelişmiştir. Bakın hemen yanında yazdık. Bu şekilde not olarak arkadaşlar muhakkak çalışalım. Sorularımız da size yardımcı olacaktır. Şimdi biz dedik ki L ülkesi gelişmemiş, K ülkesi gelişmiş. O zaman A şıkkı yanlış. Biz doğruyu arıyoruz. L ülkesinde sanayi gelişmiştir diyor. Hayır. Biraz önce bunu ifade ettik. K ülkesinde nüfusun çoğu kentlerde yaşar. Şimdi arkadaşlar özellikle sanayileşmiş gelişmiş ülkelerde halkın büyük bir bölümü kentlerde yaşar. Özellikle kırsal nüfus oranı azdır. Onun için C şıkkımız bizim için doğru cevap olacak idi diyoruz. Evet, 37. sorumuzla devam edelim. Aşağıda Hindistan'ın Kalküta limanından yola çıkan pirinç yüklü geminin en kısa yolu kullanarak Fas'ın Casablanca limanına olan yolculuğu gösterilmiştir. Bu yolculuk boyunca yük gemisi aşağıdaki hangi ülkenin karasularından geçmemiştir diyor arkadaşlar. Biraz burada özellikle harita bilgimizin olması gerekiyor arkadaşlar soruda. Şimdi verilen yollar içerisinde arkadaşlar Cezayir'den geçmiştir. Hemen Cezayir'in belli bir yerini ifade edelim. Arkadaşlar Mısır'dan geçmiştir. Tamam mı? Özellikle Somali'den geçmiştir arkadaşlar. Diyoruz ki özellikle Cibuti'den geçmiştir. Yaklaşık Kızıldeniz'den. Arkadaşlar Kenya yaklaşık Orta Afrika'da. Şöyle hemen hemen yerini belirtmeye çalışayım arkadaşlar. Orta Afrika ülkesi. Onun için diyoruz ki verilen bu gemi Kenya'nın arkadaşlar karasularından geçmemiştir. Onun için doğru cevabımız Edirne şıkkı olacak idi. Evet, 38. sorumuza devam ediyoruz. Asya kıtasında yer alan Çin ve Hindistan için aşağıdakilerden hangisi benzer bir özellik göstermez diyor sorumuzda. A şıkkında arkadaşlar geniş tarım arazilerine sahip olmaları. Şimdi Çin ve Hindistan biliyorsunuz arkadaşlar dünyada yüz ölçümü en büyük olan ülkelerden bir tanesi. Yüz ölçümü geniş olan ülkelerde biliyorsunuz arkadaşlar tarım alanları geniş yer kaplar. Doğrudur. Okyanus kıyısına sahip olmaları. Şimdi arkadaşlar Çin biliyorsunuz büyük okyanusa kıyısı var. Hindistan'ın arkadaşlar Hint okyanusuna kıyısı var. Ortak özellik diyebiliriz. İş gücü maliyetlerinin düşük olması. Şimdi arkadaşlar Çin ve Hindistan biliyorsunuz dünyada nüfusun en kalabalık olduğu ülkeler.
Ve özellikle nüfusun kalabalık ülkeye olduğu ülkelerde arkadaşlar insanların çalışma ücretleri çok düşüktür. Mesela Çin'de arkadaşlar ortalama insanların günlük yaklaşık 3-4 dolar civarında para kazandığı ifade ediliyor. Mesela Hindistan'da arkadaşlar günlük olarak tam olarak söyleyemeyeceğim ama mesela Hindistan'da milli gelir yaklaşık 1500 dolar civarında. Gelişmiş ülkelerde arkadaşlar biliyorsunuz bu 30 bin 40 bin dolarlara kadar çıkıyor. Onun için diyoruz ki bu iki ülkede de özellikle çalışan insanların kazandıkları iş gücü maliyetleri yani paralar düşük. Doğrudur. İki ortak özellik. Nüfus artış hızlarının yüksek olması. Şimdi arkadaşlar burada soruya dikkat etmemiz lazım. Tamam, Çin ve Hindistan nüfusu ikisinde kalabalık. Ha, nüfusun kalabalık olması demek ikisinde de nüfus artış hızlarının yüksek olması demek değildir. Şimdi arkadaşlar özellikle nüfusu kalabalık olan Çin, Hindistan gibi ülkeler biliyorsunuz daha çok nüfuslarını azaltmaya yönelik politikalar izliyor. Çin özellikle arkadaşlar bu konuda inanılmaz politikaları var. Tek çocuk politikası, kısırlaştırma gibi arkadaşlar çok değişik politikalar uyguluyor. Hindistan da uyguluyor ama Çin kadar çok fazla etkili değil. Yani Çin'in arkadaşlar nüfus artış hızı Hindistan'a göre daha düşüktür. Hindistan'da daha yüksektir uyguladıkları politikalardan dolayı. Onun için nüfus artış hızlarının ikisinde de yüksek olması ortak benzer bir özellik olmaz. Onun için burada doğru cevabımız Denizli şıkkı olacak idi. Evet, 39. sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıda termik nedenle oluşmuş Temmuz ayına ait basınç merkezi gösterilmiş. Buna göre bu basınç merkezi haritada işaretli yerlerden hangisi üzerinde olabilir diyor. Şimdi arkadaşlar soruda şuna dikkat etmemiz lazım. Dikkat ederseniz oklarımız yönü dışarı. İç kısmımız merkez. Dış kısma biz ne diyoruz? Çevre. Eğer arkadaşlar bu şekilde verilen noktalarda eğer diyoruz ki oklar merkezden çevreye doğruysa burası kesinlikle bir yüksek basınç alanıdır diyoruz. Şimdi arkadaşlar ikincisi bu basınç alanımız kuzeyde mi güneyde mi? Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz kuzey yarımkürede özellikle hava kütlelerinin esiş sapma yönü sağ tarafa yani saat yönünde. Güney yarımkürede ise saatin tam tersi yönünde sola doğru olacak. Ha hocam ben sağ sol noktasında karışıklık yaşıyorum diyorsanız özellikle okların arkadaşlar sapma yönüne bağlı olarak oluşan S ve ters S harflerine bakacağız. Eğer diyoruz ki bu şekilde verilen şekillerde oklar ters S harfi oluşturuyorsa güney yarımkürede arkadaşlar düz S harfi oluşturuyorsa kuzey yarımkürededir. Onun için bu verilen nokta kesinlikle nerede olacak? Güney yarımkürede bir nokta olacak. Şimdi bakın bize burada iki tane güney yarımkürede nokta verilmiş. 4 ve 5. noktalar. Şimdi burada bir şeye dikkat etmenizi istiyorum. Temmuz ayı. Biliyorsunuz Temmuz ayında arkadaşlar güney yarımkürede hemen yanına yazalım. Kış, kuzey yarımkürede ne yaşanıyor? Yaz mevsimi yaşanıyor. Ama bakın burada dikkat etmeniz gereken bir ayrıntı daha var. Temmuz kışın karalar arkadaşlar soğuk, denizler ise nasıl? Sıcak. Ve biliyorsunuz arkadaşlar soğuk alanlarda yüksek basınç, sıcak alanlarda ise alçak basınç meydana gelir. Onun için burada özellikle diyoruz ki doğru cevabımız 5 numara olacak. Neden 5 numara? Çünkü Temmuz ayında güney yarımkürede kış mevsimi yaşanmaktadır. Karalar soğuk olduğundan dolayı yüksek basınç alanıdır. Ve 5 numaramız da kara içerisinde olduğundan dolayı burada doğru cevabımız Edirne şıkkı olacak idi. Evet, 40. sorumuza devam ediyoruz. Yukarıda bize öncüller verilmiş. Buna göre yukarıdakilerden hangileri hem günlük hem de yıllık harekete bağlı yaşanan değişimlerdendir diyor arkadaşlar. Şimdi bu direkt bilgi sorusu arkadaşlar. Bizim bu soruyu yapabilmemiz için kesinlikle dünyanın günlük hareketiyle yıllık hareketin sonuçlarını bilmemiz lazım arkadaşlar. Ve burada soruda bize hem günlük hem de yıllık harekete bağlı olarak ortaya çıkan ortak sonuçlar sorulmuş. Birinci öncülümüzde güneşin diyor gökyüzündeki yükseltisi değişir. Şimdi arkadaşlar diyoruz ki dünyanın günlük hareketine bağlı olarak hem de yıllık hareketine bağlı olarak güneşin gökyüzündeki yükseltisi değişir. Bu iki durumda da etkilenen bu durum. Gündüz süreleri. Şimdi arkadaşlar gündüz süreleri şunu unutmayın. Dünyanın yıllık hareketine yani eksen ekliğine bağlı olarak değişir. Dünyanın günlük hareketinin gündüz sürelerinin değişiminde etkisi yoktur. Biliyorsunuz günlük hareket
gece gündüz arızalanması, yani gece gündüzün oluşmasını sağlar. Onun için burada birinci öncülümüz doğru, ikinci öncülümüz yanlış. Basınç farkları değişir. Yani basınç farklılıkları meydana gelir. Şimdi arkadaşlar diyoruz ki dünyanın günlük hareketine bağlı olarak gün içerisinde biliyorsunuz sıcaklık farkları meydana gelir. Ve dünyanın yıllık hareketine bağlı olarak yıl içerisinde sıcaklık farkları meydana gelir. İşte kara ve denizler farklı ısınır hem günlük harekette hem yıllık harekette. Ve buna bağlı olarak oluşan sıcaklık farklarına bağlı olarak basınç farklılıkları da meydana gelir. Onun için bu da hem iki durumda da karşımıza çıkar. Aydınlanma çemberi yer değiştirir diyor. Şimdi arkadaşlar dünyanın yıllık hareketine bağlı olarak unutmayacaksınız. Aydınlanma çizgisi kutup noktaları ile kutup daireleri arasında yer değiştirir. Ve diyeceğiz ki dünyanın günlük hareketi esnasında dünya batıdan doğuya doğru döndüğünden dolayı doğudaki noktalar biliyorsunuz güneşi önce görüyor. Ve dünya döndükçe arkadaşlar sürekli güneşin doğup battığı noktaları ne yapıyor? Yer değiştiriyor ve buna bağlı olarak aydınlanma çizgisi de yer değiştiriyor. Onun için bu da arkadaşlar hem günlük hem yıllık hareket ortak sonuç olarak karşımıza çıkar. Beşinci öncülümüzde çizgisel hız değişir diyor. Şimdi arkadaşlar çizgisel hız dünyanın günlük hareketine bağlı olarak ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe arkadaşlar ne yapmaktadır? Dünyanın şekline bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Onun için çizgisel hız üzerinde arkadaşlar dünyanın şekli daha çok karşımıza çıkıyor. Dünyanın günlük hareketi sonucunda meydana geliyor. Onun için hem yıllık harekette hem günlük harekette çizgisel hız için ortaktır diyemeyiz. Burada doğru cevabımız 1, 3, 4 şeklinde olacaktı. Onun için doğru cevap D şıkkı diyoruz.